Diyor ki Numan Bey, Numan Kurtulmuş, gönlümden geçen. Ne için söylüyor? Asgari ücret için falan söylüyor. Bu arada insanlar soruyorlar. Bizimle burada beraber çalışan insanlar. Size bahsettim yayının başında. Asgari ücret bir kaynadı gitti. Ortalıkta yok. Nerede o diye, ona da geleceğiz. Asgari ücretle ilgili Numan Bey diyor ki gönlümden geçen şu. Gönlümüzden geçenleri sıralayacağız hep birlikte milletçe. Birazdan haberi izleyelim. Bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Tam olarak bahsettiğimiz rakam 4000 liranın üzerinde mi, altında mı? Bütçenin imkanları, ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. 2021'in Ocak ayında asgari ücret 384 dolar. 384 doların karşılığını versinler. Mümkün değil. Döviz üzerinden güncelleme yapmak eldeki bütçe imkanları bakımından çok sağlıklı bir yol değildir. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş aynı konuşma içinde hem işçinin alım gücünü yükseltecek bir asgari ücret belirlenecek dedi, hem de dolar karşısında eriyen asgari ücretin 2021 yılının başındaki kadar bile olamayacağını itiraf etti. Sebebini anlatırken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği büyüyen Türkiye tablosuyla ters düştü. Bütçenizin imkanları, yani benim de gönlüm hatta o geçen senekinin üstünde dolar bazında bir asgari ücret verilmesi, ama bu reel olmayan konuları konuşmamak lazım. Diyorlar ya, Türkiye şaha kalktı, Türkiye şöyle büyüdü, Türkiye böyle büyüdü. Bu yıl sonu itibariyle büyüme oranımız %9'u aşacak. Alıp büyümeyi saraylarına götürsünler. Alıp büyümeyi yandaşlarına dağıtsınlar. 384 doların karşılığını versinler. CHP lideri 2825 lira olan asgari ücretin 2021 yılı başında 384 dolara denk geldiğini hatırlattı. Zam yapmayın, yeter ki o günkü alım gücünü verin işçiye çıkışıyla. 384 dolar bugünkü kurla 5664 lira ediyor. Asgari ücret için dillendirilen 4000 lira rakamı ise 271 dolar. Bugünkü kurla zamla hesapla bile işçinin kaybı 113 dolar. 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 5664 lira verilirse dolar karşısında asgari ücret ancak 2021'in başındaki alım gücüne denk geliyor. Ama iktidar bütçenin imkanları o parayı vermeye yeterli değil dedi. Mümkün değil döviz üzerinden güncelleme yapmak. Milyonlarsa hala asgari ücretin belirleneceği toplantıyı bekliyor. Neden rakam beklendiği gibi hafta başında açıklanmadı, iktidar o soruyu da yanıtsız bıraktı.